Şeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Sure-i İnsan ayet 5'te kalmıştık oradan devam ediyoruz inşallah Mevlam okunan ayeti celli-i tesirini halk eylesin mucibince amele cümlemizi muvaffak eylesin inşallah. Estağfirullah. İnnel ebrara <laughs> yeşrebune min kesin kâne kafura. kâfûrâ. İnnel ebrara muhakkak ki Allah'ımızın takva kulları yeşrebune içerler. Yani içecekler demek. Min <laughs> kesin bir kaseden ki kase Arapçaymış. Kesin. Kâne mizacuhâ onun karışımı kâfûrâ. Öyle bir kaseden içecekler ki o kâsenin karışımı kafurdur. Ebrar iyi kullar demektir. Allah'ın takva kulları demektir. Ebrar kulların kimler olduğunu anlamak için Sure-i Bakara ayet 177 bakmak lazımdır. Bir takva demektir. Ber takvayı takınan kimseye denir. Ber'in cemisi ebrar gelir berrin işlediğini bir denir, ber şahıstır, bir iştir, fiildir. Berrin işlediğine bir denir, o takvayı işler, berrin cemisi de ebrar gelir, o da takva kullar demektir. <laughs> Sure-i Bakara ayet 177'de Rabbimiz buyuruyor Resulullah. Leysel birra en tuvellü <laughs> vücuhekum kıbelel vel mağribi. Ey hükmü kaldırılan meseleleri önemsemeyip iyiliğin tümünü onlardan ibaret sanarak Kudüs'ün doğu tarafına kıble edinen Hristiyanlarla batı cihetine yönelen Yahudiler. Kıble Müslümanların kıblesi önce Kudüs'e idi, Mescid-i Aksa'ya idi. O zaman Yahudiler diyorlardı ki ya sizin yönleneceğiniz bir kıbleniz bile yok. Bizim kıblemizi yönlüyorsunuz, yöneliyorsunuz diyorlardı. Sonra ayet-i celli cemile indi. Velli vecheke şadran haram. Yüzünü mescid haram tarafına namaz dön. Hatta Resulullah Efendimiz namazdayken yüzünü Mescid aksadan mescidi haram tarafına çevirdi. Kıblede, kıbleteyn mescidi Medine-i Münevvere'de vardır. O mescitte oldu bu hadise. <laughs> Onun o mescide kıbleteyn mescidi denilir. Peygamber Efendimiz namazın yarısını Kudüs-ü Şerife, Mescid-i yarısını Mescid-i Haram'a doğru kılmıştır. Peygamber Efendimiz namazda yüzünü Mescid-i Haram'a dönünce o sefer dediler ne oluyor ya bir oraya bir oraya dönüyorsun. Önce ne diyorlardı? Sizin yönleneceğiniz bir kabileniz bile yok. Bizim kabilemizi yönlüyorsunuz. E sonra tamam kabile et indi. Mescid-i Haram'a yönelin. Mescid-i Haram'a yönelince bu sefer Yahudiler dediler ya ne oluyor bir o tarafa bir o tarafa yönlüyorsun. Ne yaptığınız belli değil. Halbuki onların ne yaptığı belli değil. Şimdi bunda ısrar ediyorlar. Takva yüzünü doğu tarafına veya batı tarafına yönelmek değildir. Siz önce kaldırılan hükmü önemsemiyorsunuz. O kaldırılmış, kaldırılmış. mescid Haram tarafına alınmış kıldı. Siz onu önemsemiyorsunuz. Hala niye bu tarafa dönmedi diyorsunuz. Önce de niye buraya dönüyor diyordunuz. Yahudi pazarlığı işte. Ve lakinnel birra, lakin bir. O berrin işlemiş olduğu, yani ebrar kulların işlemiş olduğu bir hakiki takva, Men, ol bir kimsenin takvasıdır ki amene billah, Allah'a iman etmiştir. Ve yevmil ahiri, ahiret gününe de iman etmiştir. Ve melaketi, melake-i kirama da iman etmiştir. Vel kitabi, kitaplara da iman etmiştir. Vel nebiyyin, peygamberlere de iman etmiştir. Burada imanın beş şartı zikrolundu. Bir tanesi de e, Kamer suresindedir. Estaizu İnna külle şeyin halaknahu bi kader. Biz her şeyi kaderle yarattık. O zaman kader de iman. Kaza kadere iman. Yani e, yaratılmak cihetinde. Kaza, kader. Yaratılmak cihetinde Mevla Teala olduğuna iman da iman şartlarından olmuş oluyor. Demek ki sadece Yahudi ve Hristiyanlara e, Yahudi ve Hristiyanlar Allah'a ahiret gününe iman ederek onlar cennet ehlinden olduğunu zannediyorlar. Bazı kimseler de işte bozuk e, hocalar da onların sadece Allah'a ve ahiret gününe iman etmesiyle beraber cennete gidebileceğini savunuyorlar. Bu yanlış bir itikattır tabi. Hakiki takva kimsenin e, imanı nedir? Onun takvası nedir? Allah'a inanmıştır, ahiret gününe inanmıştır, meleklere inanmıştır, kitaplara inanmıştır peygamberlere inanmıştır. Hakkı takva budur. Ve etel meale malını da vermiştir. Ala hubbihi. O malı olan sevgisine rağmen yani ihtiyacına rağmen veya infak etmeyi olan sevgisine rağmen vermiştir. Zevil kurba. Yani infak etmeyi seviyor. Onun için vermiştir. Kime verdi malını? Zevil kurba akrabalara, vel yetama yetimlere, vel mesakine miskinlere, ve sebil yolda kalmışlara, ve sailin direnenlere, ihtiyaç sahiplerine ve fir rikab. bir de köle azat etmek hususunda. Şimdi köle azat etme yok. Kölelik müessesesi yok şu an ama İslamiyet'te o vardır. Müslüman, Müslümanlar küffar ile harp ettikleri zaman aldıkları erkekler köle, kadınları cariye olur. O zaman vardı köleyi azat etmek. Şimdi yoksa da çocuğunu ilim yoluna ver ve fir rikaba girer. Biiznillah ve fir rikaba girer. Köle azat etmek manasında olur yani. Ne demen lazım? Ya Rabb'i bu çocuğu sen verdin bana. Ben de gönülden hediye ediyorum sana. Demek lazım. Meryem validemizi Hanne valide o şekilde Mescid-i Aksa'nın hizmetine adamıştı. Ya Rabb'i sen verdin bu çocuğu bana. Ben de onun hizmetine adayacağım." dedi. E, tabii erkek olacağını zannediyordu. Kız olunca dedi, "Ya Rabb'i bu kız olarak dünyaya geldi. İnni vada'tuha unsa ve bunu kız olarak dünyaya getirdim. Ben erkek olacağını zannediyordum. Mescid-i Aksa'nın hizmetine adayacaktım. Mevlamız buyurdu. Ve kel unsa. Ve zekeru erkek olmadı kel ünse, sana verilen dişi gibi. Sana verilen kız gibi. Yani sen erkek bekliyordun. Biz sana kız verdik. Ama öyle bir kız ki yüz bin erkeğe bedel. Öyle bir erkek doğuracak ki o İsa aleyhisselam, o lazım bir peygamber olacak. Tabi Hannevalide nereden bilsin? O erkek bekliyordu, kız oldu. Kız oldu ama işin neticesine bak. İnsanlar işin neticesine bakmadan böyle şey yaparlar, yani niye öyle oldu, niye böyle oldu, niye şöyle oldu falan diye. Mevladan hayırlısını istemek lazım. Evladın da hayırlısını istemek lazım. Her şeyin hayırlısını istemek lazım. Hayırsızda hayır yok. Hayırsız evlatta hiç hayır yok. Anne baba yaka silkiyor. Keşke onu doğuracağıma taş doğursaydım diyor. Efendimiz öyle vurmuşlar. Bu nefis ana babayı pek sevmez. Takva Allah'a inanmak, ahiret gününe inanmak, meleklere inanmak, kitaplara inanmak, peygamberlere inanmak. Takva budur. Takva budur. Bu takva sahip. Bunlardan birisi olmasa bir kimsede o kimsede iman olmaz. Bazıları tutturmuşlar diyalog diye bir mesele. İlla yani Yahudi Hristiyanlara şirin görünmek için onları cennete e, sokmaya çalışıyorlar. Halbuki kendilerini ebediyen cennetten çıkartıyorlar. Haberleri yok. Çok tehlikeli bir şey. Çok tehlikeli bir şey. Yani dini bozma çabası gayretinde olan, dini yıpratma, yani hadis-i şerifleri hiçe sayma, hatta ayetleri e, yanlış tevil ederek insanların zihnini bulandırma, gayretinde ve çabasında olan bu bozuk hocalar var ya bazı bozuk hocalar bazı bütün hocalar değil o hocaların bozuk olanları bunlar çok tehlikeli hatta o kadar tehlikeli bunlar teröristten daha tehlikeli niye teröristten daha tehlikeli terörist tehlikelidir vatan için büyük tehlikedir ama bunlar hem din için hem vatan için çok tehlikedir mesela terörist ne yapıyor şimdi üzerine bombaları döşüyor Oluyor canlı bomba, şehrin merkezi yerine gidiyor veya Beşiktaş tarafında oldu maç çıkışında binler on binler çıkıyorlar şimdi oraya gidiyor polisler falan da var gidiyor onların içine giriyor onlar içine pimi çekiyor bombalar patlıyor patlayınca ne oluyor o teröriste kim yakınsa ölüyor biraz uzak olan yaralanıyor ama İstanbul'un e, ücra köşesinde olan e, hiç duymuyor bile sesi bile haber belki kulağına geliyor. O uzakta bak ondan uzakta olduğundan dolayı korunmuş oluyor. E peki bu bozuk hoca ne yapıyor? Şehrin merkezi yerine o da gidiyor. Kültür merkezine gidiyor. Var etrafında binlerce kişi. Aynen şöyle olan hadiseyi söylüyorum. Kültür merkezine gidiyor. Veya bir meclise bir sohbet var etrafında binlerce kişi. Çok da kibar konuşuyor. Kiber eşkıya. Diyor cemaati Müslümin. Bu Yahudi Hristiyanlar bizim insanlık arkadaşımız. Nasıl insanlık arkadaşımız? Nasıl dostumuz ya? Bir şey olur mu ya? Bunlar Allah'ımıza sövüyorlar. Hadis-i Kutsi'de buyuruldu. Ademoğlu bana sövdü, sövmesi doğru değil. Yalanladı, yalanlaması doğru değil. Sövmesi, oğlu var, kızı var demesidir. Yalanlaması öldükten sonra diriltemez demesidir. Mevlamız Hadis-i Kutsi'de buyuruyor. Yani Allah'ımızın oğlu var, kızı var demek Mevla kendini sövmek olarak kabul ediyor. Peki bu Yahudi Hristiyanlar ne diyor? Hristiyan Cümle. Ve kâletil yehûdü üzeyrünullah ve kâletil nesara nesara el Yahudiler dediler Üzeyr Aleyhisselam Allah'ın oğlu. Hristiyanlar dediler İsa Aleyhisselam Allah'ın oğlu. Peki Allah'ın oğlu var, kızı var demek neydi? Mevla kendini sövmek olarak kabul ediyor. Allah'ın oğlu var, kızı var diyen Yahudi ve Hristiyanlar Allah'ı sövüyor. Sen babana, Söveni dost kabul eder misin? Etmezsin. Sen de etmesin, ben de etmem. Babasına söven insan dost kabul eder mi ya? Peki kabul etse babası ona evlat kabul eder mi? Etmez. Allah'ımıza sövüyor bu Yahudi Hristiyanlar. Sen nasıl kardeşimiz diyorsun? Bir bu. Ondan sonra Müslümanlar da diyor bizim din kardeşimiz. Konuşuyor şimdi o hoca. Ediyor ya o kardeşim diyor. Bunların bir dini var. Yahudi, Yahudilik ve Hristiyanlık. E bunların bir kitabı var. Tevrat ve İncil. E bunların bir peygamberi var. İsa Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam. Pimi yavaş yavaş çekiyor dikkat edin. E bunların da bir Allah'ı var. Ahiret gününe de inanıyorlar. Allah'ın işine karışılır mı ya? Onları da koru cennete, bizi de koru cennete pimi çekti. Bomba patladı. Netice... Kim bunun görüşünü kabul ettiyse imanı gitti. İmanı gitti gitti. Bunun görüşünü kabul etmeyip de acaba diyenler yaralandı. İman yaralandı. Aynı o, o teröristin yanında olan pimi çektiği zaman öldü. Uzakta olan yaralandı. İşte bu hoca da pimi çektiği, Bunun görüşünü kabul eden imanı gitti öldü. Acaba diyenler imanı zedelendi yaralandı. Sonradan yani tedavi olmak için bir hoca mesabesi, bir doktor mesabesinden olan hocaya gidip hoca onu tedavi ederse kavuşur. Sağlığına, sıhhatine kavuşur. Yoksa acaba acaba der de sonradan ona tekrar mail eder, onun da imanı gitti. İlyas Efendi buyurmuşlar ki Allah rahmet eylesin iman duvar değildir ki yıkıldığı zaman anlayasın. İmam-ı Rabbana'nın mektubatında geçiyor. Allah dostlarından birisi şeytanı kıyıya köşeye çekilmiş olarak gördü. Farı galba olarak geçiyor şeyde mektubatta. Hiç insanları saptırmıyor yani. İğva, vesvese öyle bir şey yok. Dedi ona ya sen, sen şeytan değil misin? Evet. E insanları saptırmak için Mevla'dan kıyamet kopuncaya kadar mühlet almıştın. Niye insanları saptırmıyorsun yoldan çıkarmıyorsun böyle kenarda kıyıda köşede? Sinek avlıyorsun dedi yani tabiri caizse. Dedi ya zamanın hocaları benim vazifemi elimden aldılar bana iş kalmaz dedi. Onlar benim işimi görüyor şeytanlık yapıyor. Bugün Amerika'nın Avrupa'nın en çok korktuğu şey hakiki İslamiyet. Bunlar biliyorlar ki İslamiyet yaşanırsa onlara nefes almak ve rahat yok. Onun için çok korkuyorlar. Yani hakiki İslam'ı öğrenmesin Müslümanlar. Türkiye'de de böyle. Bu hocaları sevk ediyorlar. Bu hocaları konuşturuyorlar. Televizyonlarda, köşe başlarında hep bunlar var şimdi. Bunlar inkardan başka bir şey bilmezler. Hadis inkarcılığı, ehli sünnet inkarcılığı, alimleri ulemayı sıradan sıradanlaştırma. E onlar ise biz de müştehidiz. Ya İmam-ı Azam hoca müştehit de biz neyiz diyor adam ya. Biz de hocayız diyor. Hatta ondan daha şanslıyız diyor. Bilgisayarı açtığın zaman diyor bütün kötü bir sitte bütün her şey. Kardeşim onun bilgisayar kafasındaydı ya. Bunu demek doğru mudur onu da bilmiyorum da. Yani ondan daha şanslısın diyorlar. Kendilerini ondan üstün görüyorlar. Allah öyle hocaların şerrinden cümlemizi muhafaza eylesin. Rabbim ehli sünnet hocaları, alimleri buldurdu. Rabbim kıymetini bilmeye nasip eylesin inşallah. Daha vel müfüne bi ahdihim. Hakiki takva sahipleri kimdir? Bunlar ahitlerini yerine getirenlerdir. İza ahedu söz verdikleri zaman. Daha ve sabirine fil be'sai ve darra ve haynel be's. sıkışıklık, zorluk, darlık zamanlarında ve çok şiddetli zamanlarda sabredenlerdir. Hasseten bunları met ediyorum diyor Rabbimiz. Ulaikellezine sadaku işte bunlar sadık olanlardır. Allah'a iman edenler, ahirete iman edenler, meleklere iman edenler, kitaplara iman edenler, peygamberlere iman edenler, ihtiyaç sahibi olduğu halde malını gene veriyor. Bunlar kime? Fakirlere, yetimlere, miskinlere, yolda kalmışlara, ondan sonra köleleri azat edenler, çoluğunu çocuğunu medrese yoluna verenler Allah için. Ondan sonra namazı ikame edenler, namazı kılanlar değil, ikame edenler. Mevla kılmaktan, yani kılın demiyor, ikame edin diyor. Kılmak var, ikame etmek var. Yani ayağa dikercesine kılın namazı, şartlarını riayet ederekten, zekatı verenler, ve söz verdiği zaman sözünde duranlar sıkışıklık zorluk zamanlarında sabredenleri hususen met ediyorum onları İşte bunlar var ya sadık olanlardır ulaiye kümul bunlar muttakilerdir İşte ber bunları yapan demek innel ebrara bunları yapanlar yeşrebun içecekler minke isim bir kasiden ki kenen mizacu kafura onun mizacı kafurdur Kafur cennette bir gözenin kaynağıdır. Bir su panarının ismidir. Zaten devam eden ayet-i kerimede izah ediliyor bu. O kafur neymiş? Aynen bir gözedir ki yeşrebu bu biha ondan içer. İbadullah Allah'ın has kulları. neha teftira. istedikleri yere onu akatırlar. Kolaylıkla verirler. Senin istediğin tarafa doğru akacak o. O çeşme, o urmak. Ne tarafa gitmesini istiyorsan o tarafa. Cemaati Müslümin Allahu Teala'nın iyi kulları olalım. Ey cemaati Müslümin nefis ve şeytanın kulu olmaktan sakınalım. İnsan nefsinin ve şeytanın dediğini yaparsa ne kazanır ki? Ama Rabbisinin kulu olunca her nimet onun olur. Cennet ve içindekiler kullar için hazırlanmıştır. Mevla'nın yarattıklarına ihtiyacı yok yanlış anlama. Sensin baştan aşağı muhtaç olan o halde ihtiyacına koş. Fani olan dünyanın, fani olan dünya ihtiyacını çok iyi anlıyorsun. Baki alacağın, Baki kalacağın ahiret ihtiyacını da anla, ona da koş. Belki her birine duracağın kadar, kalacağın kadar, ihtiyacın kadar koş. Dünyada ne kadar kalacaksan, dünyaya o kadar koş. Ahirette ne kadar kalacaksan, ahirete o kadar koş. Kararını verirken, hesabını yaparken, dünyadan hemen göç edebileceğini, ahiretten ise hiç ayrılmayacağını unutma. Fani ile bakinin hesabını denk tutma. Cennet nehirlerini bir yerden bir yere akıtmak için hark açmaya lüzum yoktur. İşaretle beraber istediğin taraftan akarlar. Dünyada öyle bir şey görmedik tabi. Ee, ama cennet, cennet çok farklı. Cennet nehirlerini bir yerden bir yere akıtmak için hark açmaya lüzum yok. İşaretle beraber istediğin tarafa akıyor. Ne tarafa işaret ediyorsan o tarafa gidiyor. Parmağınla işaret ediyorsun. Kendileri de akarlarken yeri kazmazlar, oyuntu yapmazlar bulanmazlar. Efendimiz Aleyhisselam hadis-i şerifte buyurdular ki İnne en haral cenneti tecri min gayr uhdudin. Muhakkak cennet nehirleri hark yapmadan akarlar. Yeri kazmadan akarlar. Nehir demiş olduğumuz yer nehrin yatağıdır. İnsanlar su diyebilirler nehrin suyu olarak. Nehir başkadır nehrin suyu başkadır. Nehrin yatağı nehir odur. Ha, i̇çinden akan o nehrin suyudur. O nehir değildir. Şimdi cennet nehirleri, cennet nehirlerinin suları yeri kazmadan giderler. Üstünden gider Taşmaz mı? Taşmıyor. Nasıl? Bilmiyorum inşallah gidince görürüz. Çok farklı bir şey cennet. Mesela bir tane meyve kopartıyorsun yerine hemen bir yenisi bitiyor. E dünyada şimdi bir elma ağacından, armut ağacından bir şey kopardın. Bir sene sonra gelir yerine, yerine yenisi. Cennet öyle değil. Okullar ne gibi iyilik yaptılar ki bu sudan içecekler? Yufüne bin nezri. Bunlar nezirlerini yerine getirdiler. Veya kafuna korkarlar yemen bir günden ki şerru. Kâne oldu şerri o günün şerri müstadir her tarafı kaplamış oldu o günün şerri her tarafı kaplamıştır Rabbim cümlemizi o günün şerrinden muhafaza eylesin daha ne yaparlar bunlar ve yud'imûnet dâm ala hubbihi yemeğe olan ihtiyacına rağmen veya yemek sevdirdiğinden yemek yedirmeyi sevdiğinden dolayı yedirirler kime miskinen miskirlere yetim yetimlere ve esira esirlere yedirirler. Hulasa cennetlik olan iyi insanlar o kimselerdir ki adaklarını ifa ederler. Azabı şirri etrafa yayılmış olan bir günden korkarlar yoksula, yetime, esire seve seve yemek edirler. Bir kere Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin radıyallahu anhuma efendilerimiz hasta oldular. Peygamber Efendimiz sahabe-i kiramdan bazı kimselerle ziyaretlerine gittiler. Ziyaret sırasında sahabe-i kiramdan bazıları Hazreti Ali kerramallahu ve hitaben ey peygamber torunlarının babası çocuklarınız için nezir yapsanız ya dediler. Yani nezir yapın. Belki o nezirin hürmetine çocuklar iyileşir. Bunun üzerine Hazreti Ali radıyallahu anh, Hazreti Fatıma radıyallahu anh ve carileri Hazreti Fızza radıyallahu anh nezir yaptılar. Allahu Teala bu yavrulara şifa verirse Üçer gün oruç tutacağız dediler. allah Teala Hazretleri'nin izniyle çocuklar şifa buldular. Onlar da nezrettikleri oruçları tutmaya başladılar. Evde iftar edecek bir şey yoktu dikkat edin. Sahabe-i kiram, Resulullah Efendimiz'in kızı, damadı, torunları evde iftar edecek bir şey yok. Bizim evler nasıl? Bizim evler nasıl? Ey... Mevla bolluk verdi Rabbim şükründe. Şükrün de ifa etsin, de versin inşallah. Evde iftar edecek bir şey yok. Oruç tutmuşlar, iftar edecek bir şey yok. Demiyorlar ki ya iftar edecek bir şey yok, oruç tutmayalım. Yok yok. Mevla gönderir. Olur, olur bir şeyler diyorlar. Hazreti Ali radıyallahu anh Hayber Yahudilerinin birinden, Yahudilerden, Hazreti Ali Efendimiz Hayber Yahudilerin birinden üç ölçek ödünç arpa tedarik etti. Borç aldı yani. Hazreti Fatıma radıyallahu anh'a arpanın bir ölçeğini el değirmeninde çekerek ev halkının adedine göre beş çörek yaptı. İki çocuk, bir cariye, biri de Hazreti Ali Efendimiz, Fatma Validemiz. Ev halkının adedine göre beş çörek yaptı. İftar için çörekleri hazırladı, daha iftar olmadan bir fakir geldi. Selam verip kapıya dikildi. Selam üzerinize olsun ey Muhammed aleyhisselamın ehli beyti. Müslüman fakirlerden bir fakirim. Bana yiyecek veriniz. Allahu Teala da sizi cennet yiyecekleriyle doyursun dedi. Hazreti Ali Efendimiz ve ehli gerçekten fakiri nefislerine tercih ederek çörekleri ona verdiler. Başka yiyecekleri olmadığı için su ile iftar edip sahur ettiler. Yani yiyecekleri bir çörek de o da gitti. Başka bir şey yok. Su var, su. Su ile iftar ettiler. E peki sahurda bir şey yesinler? Yok ki. Sahur, ertesi günün orucuna niyetlenecekler şimdi. Sahurda suyla. Bir su. İkinci günün orucuna niyetlendiler. O gün geri kalan arpanın yarısı öğütülerek çörek yapıldı. İftar zamanında çörekler yenmeye hazırlanırken kapıda bir yetim belirdi. Ve rızaen lillah biraz yiyecek istedi. Ehli beyt bu isteğe dayanamayıp birinci günde olduğu gibi Yine çöreklerin ihtiyaç sahibi yetime verdiler ve kendileri su ile iftar edip sahur ettiler. İkinci günün orucu arkadaşlar dikkat edin. Su ile iftar ettiler, sahur. Sahurda gene bir şey yok. Sahurda gene su. Ve yine aç olarak üçüncü günün orucuna niyetlendiler. Üç gün, üç gün hiçbir şey yememişler. Sade su. Ya, vücut dayanır mı buna ya? Beden dayanır mı buna ya? Nasıl bir şey ya? Nasıl bir imtihan? Arpanın geri kalanını öğütüp çörek yaptılar. İftarı beklediler. Üçüncü günün, üçüncü günün orucu bu. Üçü, üçüncü günün iftar vaktinde de bir esir geliverdi. İhtiyacını bildirdi. Bu sefer de hazırlanan çörekler esire verildi. Su ile iftar ettiler. Daha üç gün oruç tuttular. Sahur yok şimdi. Aç olarak sabahladılar. Sabahleyin Hazreti Ali radıyallahu an, oğulları Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin efendilerimizi ellerinden tutarak Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna çıktılar. Efendimiz aleyhisselam onların ekin sapları gibi kuruduklarını, ellerinin ayaklarının titrediklerini görünce çok üzüldü ve beni müteessir eden sizde gördüğüm bu şiddet nedir dedi, bu haliniz nedir dedi. Kalktılar hep beraber Hazreti Ali radıyallahu anh'ın evine gittiler. İçeri girip kerimesi Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İçeri girip kerimesi yani kızı Hazreti Fatıma tüz Zehra'yı radıyallahu anh, karnı arkasına yapışmış, gözleri çukurlaşmış, dizlerinde derman kalmamış, iskelet gibi görünce daha çok üzüldü kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu sırada Cebrail aleyhisselam müjde ile geldi. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Rabbin seni ve ehli tebrik ediyor dedi ve sure Dehrin bu ayeti kerimelerini vahyetti. Es-Sihaz Billah bin Nezri Nezirlerini yerine getirirler nezrettiydiler ne? Çocuğumuz iyi olursa e, oruç tutacağız. Yerine geldi nezir. Evde bir şey yok olsun. Nezir yerine geldi. Ve kafunu çünkü onlar korkuyorlar. Yevmen bir günden ki kâne O günün şerri etrafı yayılmıştır. Ve yud'imûnet da'âme ala hubbihi. İhtiyaç sahibi olduğu halde yediriyorlar. İhtiyaç sahibi değil mi ya? Akşama da oruç tutmuş. ihtiyacı var. Hele ertesi gün çok daha ihtiyacı var. Hele üçüncü gün. Ya ancak o kadar olur. Yedirirler. Alahu <laughs> miskinen birinci gün fakire yedirdiler ve yetimen ikinci gün yetime yedirdiler ve esira üçüncü günde esire yedirdiler. İhtiyaç sahibi olduğu halde yedirdiler. Bu ayetler indi. İnne ma nud'imukum li vecihillahi. Onlar teşekkür etti şimdi bu miskinler, yetinler, fakirler. Teşekkür ettiler falan. Dediler biz Allah rızası için. Siz bize teşekkür edesiniz diye değil. Onun için yedirmedik. Onun için size vermedik bunları. İnnemâ nud'umüküm li vecillah. Li vecillah verdik. Rızan lillah verdik. Allah rızası için size verdik. La nuridümüküm cezaen. Sizden bir karşılık. Ve la şükürat teşekkür de beklemiyoruz. Dediler. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti kerimeleri e, ee, nazil olduktan sonra, vahyin şiddeti açı açıldıktan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ayet-i kerimeleri ehli beytine okudu. Hepsi bundan çok memnun kaldılar. Yaptıkları infakın ve ettikleri sabrın indallah'ta makbul olduğunu gördüler, müjdelendiler, mesrur oldular. Allahu Teala onlardan razı olsun. Amin. Cenneti kazanma o kadar kolay değil. Cemaat-i Müslümin. Biraz bazı şeylerden feragat etmek gerektir. Kesinin kazının ağzını açmak lazım. Merhamet pınarını coşturmak lazım. Millete vaaz nasihat, emri bil maruh, neyhal mülker yapmak lazım. Bu yolda zorluklar öne çıkar ise ki çıkacak, illa çıkar, zahmet dememek lazım. Bu yolda zahmet çıktı, zorluk çıktı. Ne zahmet diyeceksin, ne zorluk diyeceksin. Kazancın büyük çünkü. Kazancın büyük. Kazancımız çok büyük. İlme çalışan, tarikata çalışan, teheccüd kılın. Bu yolda olanın kazancı çok büyük. Çok. Sakın yoruldum demeyin. Sakın yoruldum demeyin arkadaşlar. Ahmet Hocam anlatmıştı. O gün dedi çok yoruldum böyle sohbetlere gittim. Hocamızın kalbi de biraz rahatsızdır. Kalbinden biraz rahatsızlığı var. Kalbinde biraz bir çarpıntı oldu akşam. Yani kaç yere sohbete gitmiş, çok yoruldum dedi yani. Şikayet babından değil gönlümden öyle geçti. Bugün biraz yorulduk herhalde kalbinde çarpıntı var. Gönlümden böyle geçti. Hocamızın annesi hacı annemiz de hocamlarda. Hocamızın annesi hacı annemiz teheccüd namazına kalkıyor. Derse oturuyor. Geçkinlik geliyor. O anda Efendi Hazire zor etmiş. Söyle oğluna sakın yoruldum demez. Duydunuz mu arkadaşlar? Söyle oğluna sakın yoruldum demesin ama hacı annemiz bilmiyor yani mesele nedir? Sabahleyin Ahmet hocama diyor. Oğlum diyor. diyor Efendi Hazret diyor. Derste zuhur etti bana. Dedi ki söyle oğluna sakın yoruldum demesin. Ne demek istedi Efendi Hazretleri? Anlamadım. Hocam anladı ama. Hocam anladı. Arkadaşlar dikkat edin şimdi. Çalışıyorsun. Bir iş yerinde çalışıyorsun. Maaş 2000 lira değil. Var orada 100 kişi. Patron dedi ki senin çalışman çok hoşuma gitti. Sanayide 200 bin lira vereceğim dedi. Sen de onlarla aynı işi yapıyorsun. Patron biraz daha fazla bir iş verdi sana. Hiç yoruldum der misin? Demezsin. Neden? Kazanç büyük olunca hiç yorgunluk gözüne gelmez. Bizim de kazancımız büyük, hiç yorgunluk gözümüze gelmesin. Bir la ilahe illallah ne demek arkadaşlar ya? Le vud'atis semavatu velardı fi kefetil mizan. Ve hadi kelimeti tayyibetu fi kefetihim. Yedi kat yerler, yedi kat gökler terazinin bir kefesine konulsa. Bir la ilahe illallah terazinin bir kefesine konulsa. lukra. Bir la ilahe illallah kainatı bastırır. Senin kazancı. Günde beş bin teva diyorsun Allah diyorsun. Koran okumaklar, vaazı nasıl İlim meclislerinde bulunmaklar. Allah rızası için bir saat ilim meclisinde bulunmak. Bin hastayı ziyaret etmekten. Ondan sonra bin rekat namaz kılmaktan, bin cenazede bulunmaktan daha faziletlidir. Bir saat ilim meclisinde bulunmak bu yolda zorlu, zorluklar öne çıkarsa zahmet dememek lazım. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Huffetil cennetü bil mekari. Cennet insanın hoşuna gitmeyen şeylerle çevrilmiştir. ve nar bi şehavat. cehennemse insanın hoşuna giden, e, nefsinin hoşuna giden şeylerle çevrilmiştir. Dikkat et, hoşuna gidiyor. Dünyanın yaldızı, süsü, haramı, ondan sonra o şaşalı yaşantıları, müzikler, şunlar var. Milletin çok hoşuna gidiyor. Hoşuna gidiyor. İşte cehennem bunlarla çevrilmiştir. Arkası cehennem. Seni çekiyor çekiyor. Arkası cehennem. Cennet de insanın hoşuna gitmeyen şeylerle. ibadetle, zikirle, Kur'an'la, okuyup okutmakla, ilim tahsiliyle, sarık, sakal, cübbe, şalvar, var. Hanımların çarşaf giymesi. Bunlar e nefsin belki ağrına gider. Hoşuna gitmez ama arkası cennet. Cennet hiç hoşa gitmeyen şeylerle, cehennem de hoşa giden şeylerle çevrilmiştir. Allah dostu bir beytinde diyor ki: "Rubbe emrin tetqih" nice sakınılan işler vardır. Hiç o işe yaklaşmak istemez nefis. Sevmez, hoşlanmaz ondan. Sakınır ondan. Nice öyle işler vardır ki, "Cerra emran tartazi" sonunda razı olacağı işi çeker. O iş zahiren razı olunmayan bir iştir nefis tarafından. O yapıldı. Nefsi dinlemiyorsun. Onu yapıyorsun. Onun arkasından nice hoşlanacağın işler çıkar. Hafiyel mahbub minhu sevilen taraf gizli kalmıştır ve bedel mekruhu fihi sevilmeyen taraf öne çıkmıştır. Dikkat edin şimdi şu kıssada sevilmeyen taraf öne çıktı. Sevilmeyen taraf ne? Akşama kadar oruçlusun. Ede oranı oraların sıcağını düşünün. Mekke-i Mükerreme'nin, Medine-i Münevver'in <laughs> sıcağını düşünün bir de. Akşama kadar aç. Yiyecekleri bir çörek, Ondan sonra içecekleri bir su. Fakir geliyor diyor ki rızan şey. Veriyorsun şimdi. Sevilmeyen taraf öne çıktı. Sevilen taraf gizli kaldı. İkinci gün. Yani suyla ile iftar etmişler, sahur etmişler. İkinci gün orucu akşam. Yiyecekleri gene bir çörek, içecekleri su. Yine mesela miskin geldi, istedi, verdiler. Sevilmeyen taraf gene öne çıktı. Sevilen taraf gene gizli kaldı. Bak şimdi neticeye bak. Üçüncü günde gene aynı. Ondan sonra bir deri bir kemik kaldı. iskelet gibi kaldılar. Resulullah Efendimiz öyle gördü Fatıma validemizi. Çocukların durumu da o. O şekilde. Sonra sevilen taraf gizli kaldı. O gizli taraf, tarafı Mevla çıkarıyor. Nasıl? Ayet indi haklarında. Ayet indi haklarında. Her iş böyledir. Önce sevilmeyen taraf öne çıkar. Mesela bir ilim tahsiline geleceksin, medreseye geleceksin. Ya ben ne yiyeceğim, ne içeceğim, sonum ne olacak? Hep sevilmeyen taraftır bunlar. Düşünüyorsun, dert ediyorsun falan. Sevilen taraf gizli kaldı. Zaten Mevla hep böyle yapıyor. Gaybe iman meydana çıksın diye arkadaşlar. Müminlerin vasfı nedir? Gaybe imandır. Elif la mim zelikel kitabu la raybe fi ellezine gayb. Onlar öyle kimselerdir ki müminlerin birinci vasfı gaybe inanırlar. Gayben gözüyle görmedikleri halde inanırlar. Mevlana Celaleddin Rumi'ye sordular tasavvuf nedir? Et tasavvufu sordular met tasavvufu tasavvuf nedir? Kale dedi ki buyurdu Allah'ın dostu vicdanül ferah fil fuat inde ityani terah sıkıntı zahmet meşakkat geldiği zaman kalpte sevinç bulmaktır dedi. Üzüntü anında üzüntü verecek işler başa geldiği zaman kalpte sevinç bulmaktır tasavvuf dedi. Sen bununla saf pak oluyorsun temizleniyorsun. <laughs> İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor. Çok defa şöyle müşahede olunmuştur. Bazı kimseler yemek hazırlarlar ve insanları o yemeğe davet ederler. Ama niyeti tam tasih edemezler. Yani desinler de vardır işin içinde. E, ne güzel yemek hazırlamış, işte ne iyi sofra hazırlamış, ne güzel bir düşüncesi var yani bu adam muhterem bir adamdır, cömert adamdır desinler diye böyle gönlünden de geçiyor. Yemek hazırladı. Umumi bir davet, mükellef bir sofra, herkesi yemeğe davet etti. En vay çeşit yemekler var. Ama diyor tahmin etmediği bir hadise olur. Nedir o? Gelenler yemeği de zemmederler, yemeğin sahibi o adamı da zemmederler. Birisi der ki ya bu yemeğin tadı acık öbürü der ki tuzu fazla olmuş, öbürü der ki fazla yağlı olmuş, öbürü der ki ya benim İstediğim yemekler yok burada. Birisi çıkar der ki şimdi her biri bir şey söyledikçe şey, boynu bükülüyor, kalbi kırılıyor falan. Birisi de, ya yeri iyi seçememişti filanca yerde olsa yemek daha iyi olurdu falan. Adam iyice kay yani boynu büküldü, kalbi kırıldı. En son birisi de ya ben biliyorum bu adam beceriksizin birisidir. Neredeyse adam ağlayacak şimdi. Yani beter oldu derler aynen öyle. Adam iyice tam bir beter oldu yani. İmam Rabbani Hazretleri bakın ne buyuruyor. Burası çok mühim. O adam umumi bir davet hazırlamıştı. Niyetini tam tasih edemediğinden dolayı yemeğin üzerinde diyor bir zulmani hal kaplamıştı. Ve onunla beraber Allah bu yemeği kabul etmeyecek. Allah kabul etmeyecek bu yemeği çünkü riya var. Desinler karışmış işin içine. Onunla beraber Allah bu yemeği kabul etmez. Ela lillahi dinul halis. Sırf Allah için olursa Allah kabul eder onu. Halis, katıksız, karışıksız olacak. Ki Allah kabul etsin onu. Ama karışık ne? Riya şaibesi var orada. Desinler karışmış işin içine. Öyle da böyle kabul etmeyecek. Ve o zulmana hal yemeğin üzerinde kaplamış kimse bilmiyor, Bir tek Allah biliyor. Allah da kabul etmek istiyor. Birilerini vesile ediyor. Nasıl? O geliyor zemme diyor, bu geliyor yeriyor, o geliyor tuzuk açık diyor, bu diyor yağ fazla olmuş diyor, benim istediğim yemek yok. Her biri zemme diyor, yavaş yavaş adamın kalbi kırılıyor, boynu bükülüyor. Kalp kırılıp boyun büküldükçe kalbinin kırılması oranınca, boynunun bükülmesi oranınca yemeğin üzerinden zulmat yavaş yavaş kalkıyor. Yavaş yavaş kalkıyor. En son birisi ne dediydi? Ben biliyorum zaten bu beceriksizin birisidir dedi. Adam tam ağlayacak konuma duruma geldi. Kalp tamamen kırıldı, boyun tamamen büküldü. Allah da bunu istiyordu zaten. Yemeğin üzerinde azıcık bir şey kaldı, o da kalktı. Kalkınca Allah bu yemeği kabul etti. Kabul sahasına dahil oldu. Sonra İmam-ı Rabbani Hazretleri mektubatın sonunda buyuruyor. Sorarım size diyor. Burası mühim. Sorarım size. Eğer o insanların zemmi olmasaydı, o zem sebebiyle de onun kalbi kırılmasaydı, boynu bükülmeseydi. Ve kalbinin kırılıp boynunun bükülmesi sebebiyle de yemeğin üzerindeki o zulmahal hal kalkmasaydı. Allah bu yemeği nasıl kabul edecekti? Şimdi beytin sırrı çıktı değil mi? Rubbe emrin tettakihi nice sakınılan sevinilmeyen işler vardır ki yemeğin kötülenmesi. carra emran tartazihi razı olacağı işleri çeker ki ahirette çok razı olacak bu işte. Elhamdülillah iyi ki beni zemmetmişler de. Yani adamın zaten riya var. Desinler beklentisi var. Bir de millet onu pohpohlasaydı. Var mı senin gibisi ya? Ne güzel yemek hazırlamışsın. Sen çok cömert bir adam. Sen bir tanesin. Adam zaten kabarmış iyice kabaracak. Hiç kabul etmeyecek Mevla onu. Hiç. Yani onun 3 ise çıkacak 5'e, 5'e, dozu Khafiyel mahbub minhu, sevilen taraf burada gizli kaldı. Bu yemek meselesinde sevilen taraf gizli kaldı. Sevilen taraf nedir? Yemeğin kabul olması, Allah'ın ondan razı olması. Dikkat edin o gizli, öne çıkan ne? Vebedel mekruh fihi, sevilmeyen taraf öne çıktı. Sevilmeyen taraf hep öne çıkar sevilen, razı olan taraf da gizlidir. İnsanlar hiç olunmayı istemezler ama insanın saf ve pak eden e, Hacı Beydullah Hazretleri buyuruyor, insanın özünü e, pak eden musibetlerden daha ziyade bir şey yoktur. Bundan insanın özünü pak eder ama hiç de sevilmez. Anebi Malikil Eş'ari radıyallahu anh kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebi Malik el Eş'ari radıyallahu anh rivayeten Rasulullah Efendimiz buyurdular ki inne fil cenneti gurafen Cennette öyle köşkler vardır ki yura zahiruha min batinaha Dışı içinden görünür ve batinuha min zahiraha içi de dışından gözükür. Öyle köşkler vardır buyurdu Resulullah Efendimiz cennette o cennetin ee, dışından baktığı zaman içini görürsün, içinden baktığı zaman dışını görürsün. Teaddallahu, Allah bu köşkü hazırlamıştır. Limen elanel kelame ve adame ta'ame ve tabe assiyame ve salla billeyl ve nasu niyam. Limen ol kimsi hazırlamış ki elanel kelam, yumuşak konuşuyor. Konuşması yumuşak. Yağcılık manasında değil ha. Yani hoş konuşuyor. İnsanların kalbini kırmadan, kaba değil. O, o, şekilde. Ve ad'amet da'am. Yemek yediren. Ama rıza'en lillah. Biraz önce gördük. Ve tabi as Peş peş oruç tutan. Ve salla Gece namazı kılan. Ve nâsı niyam. insanlar uyurken. İnsanlar uyurken gece namazı kılan, peş peş oruç tutan, yemek yediren, yumuşak konuşan kimseyi Allahu u Teala zirri içinden, dışı dışından, içi gözüken köşkleri cennette hazırlamıştır Girecek ki Allah Köşkü hazırlıyor. Ya Rabbi bizleri de nasip eyle. Biz cenneti niçin istiyoruz? Rabbimizin rıza mahalli olduğu için istiyoruz. İbadetlerimizi cennet için değil. Ya cehennem korkusundan dolayı değil. Cehennemi istemiyoruz. Allah'ın gadab mahalli olduğu için. Cenneti istiyoruz. Allah'ın rıza mahalli olduğu için. Resulullah Efendimiz de orada olacak. Bütün peygamberler de orada olacak. Değil mi? Sıddıklar, salihler, şehitler. Yine hadis-i şerifte buyuruldu ki, ben hafız ala selasin fehu ve hakkan üç şey var ki onları muhafaza eden Allah'ın hakiki velisidir. Ve men dayyahun hakkan kim de bu üç şeyi zayi Allah'ın hakiki düşmanıdır. Birinci es salatu namaz. Allah Allah. Namazı kılan Allah'ın hakiki dostu kılmayan hakiki düşmanı. Ve sam oruç tutan Allah'ın hakiki dostu tutmayan Allah'ın hakiki düşmanı ve gusl-u min cenabeti, cünüplükten gusletmek, cünüplükten gusleden Allah'ın hakiki dostu, gusletmeyen Allah'ın hakkı düşmanı. Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin, istikamete daim eylesin inşallah ve elhamdülillahi rabbital el